aziz kardeş, ben sana bak Mevlana'dan misal vereyim. Sen diyor hiç gübre böceğinin gül kokladığını gördün mü diyor Mevlana Mesnevisinde. Sen hiç gübre böceğinin gül kokladığını gördün mü diyor. Onun hayatı gübre yuvarlanmakla geçer diyor. Gübre yuvarlamakla geçer diyor. Sonra da ilave ediyor. Ey koltuğu kokmuş gübre böceği, senin bu gülistandan kaçman gülistanın kemaline delalet eder diyor. Aşk eri Mevlana böyle diyor muhterem Müslümanlar. Ben size evvelce anlatmıştım. Yahu kuzum, İslam ruhtur, İslam candır, İslam hayattır, İslam güldür, gül ruhudur. Hani ben böyle başım daraldı mı biliyorsunuz Mevlana'ya ne yapayım muhterem Müslümanlar? İfade de acize düştüm mü aşk erine müracaat ediyorum. Şu adamın haline bir de sen konuş diyorum aşk erine. Kubbe-i Hadra'nın sahibine hemen imdad ediyorum Mesnevi'den. Adamın biri İtibiyatçılar Çarşısı'ndan geçiyormuş muhterem Müslümanlar. Attarlar tabiri aslında ıtriyatçılar demektir. Sonradan burada malzeme satanlar olarak kullanılmış umumi olarak. Itriyatçılar sağında solunda dükkanlarda hep gül ruhları, şebboylar, menekşe ruhları, dünyanın en güzel kokuları geliyormuş kapılardan tabii dışarıya. Hani ne derler muhterem Müslümanlar ecdadımız? İs yanına var is koksun, misk yanına var misk koksun derler. Itriyatçılar çarşıda varınca adam biraz geçerken her taraftan gül kokuları geliyor. Evet, aşk eri öyle diyor. Adamın fenalaştı diyor, kötüsüne gitti diyor bu hal. Düştü bayıldı diyor. Güzel kokular burnuna böyle her taraftan gelince tabı habisi kaldıramadı, düştü bayıldı diyor. Koştular dükkanlardan, herkes eline birer koku şişesi almış, burnuna koklatıyorlar. Hani bizim bazen çarşıda, pazarda böyle bir şey olduğu zaman kolonya getirirler, dökerler filan ya muhterem Müslümanlar, yüzünü soğuk suyla silerler filan. Adamcağızlar herhalde bunda bir şey var diye güzel koku koklatıyorlar. Güzel kokuyu koklattıkça adam yerle elden çıkacak. Oradan geçen biri bakıyor, vaziyet çok kötü. Siz durun diyor, ben hemen geliyorum diyor. Mevlana'dan naklediyorum. Adamcağız gidiyor, elinin altında şöyle bir şey saklamış getiriyor. Kalabalığı yarıyor. O yerde yatan adamın burnuna bir koklatıyor. Adamın gözü açılıyor. Bir daha koklatıyor. Dizinin üzerine geliyor adam. Bir daha koklatıyor, ayağa kalkıyor adam. Hazreti Pir diyor ki, oradaki esnaf diyor adamın elinden kolundan tuttular. Sen Hızır mısın, İlyas mısın, Daniel mısın, Lokman mısın? Sende bir hal var, bir sır var sende. Söyle bize dediler diyor. Adam ölüp gidiyordu, sen onu bir merhalede kaldırdın ayağa. Nedir bu? Muhterem müminler, adamcağızın söylediği bu. Arkadaşlar diyor, ben bu adamın akrabasıyım diyor. Kendini bilirim. Hayatı boyu köpek tersiyle deri dibağı, bu debbağı diyor. Köpek tersiyle deri dibağı atlar diyor. Onun bütün zerreleri, burnu, beyni, kafası, ruhu, cesedi, kalbi, zerreleri iyice köpek ünsiyet kesbetmiştir diyor. Onun için sizin güzel kokularınız ona tesir etmez. Ters, aksine tesir etti diyor. Gittim ben. Dibağa taneden köpek tersini aldım geldim, kokulatınca ayıldı. Bütün mesele ve sır bundan ibaret.